Ve altıncı sorumuz. Ne yapıyorduk? İkinci cümleden başlıyorduk. Başlayalım ikinci cümlemizden. Bu arada iki tane birden işaretlenmiş arkadaşlar. Sarı bölüm sadece şurası olarak düşünün. Şimdi bakın. İkinci cümleden başlıyorum. When someone sits down for a tea, coffee or biscuit demişiz. Şimdi cümle birileri diyor, insan yani ne? Çay, kahve ya da biskuvit diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biskuvi için bir yerlere oturduğunda aslında ne yapıyordur diyor? Bir celebrity history tüketiyordur. Yani bir ünlü tarihi tüketiyordur. Farkında bile değildir diyor. Ne demek bu, anlayacağız şimdi. Arkadaşlar ben cümleye 2 ile başlayabilirim istersem. Öyle görünüyor. 1'i atabilirim. Yine problem yok. Çünkü referans yok 2'de. Şu sarı sizi yanıltmasın. Tekrar söylüyorum. 2 gereksiz sarı olmuş. Şimdi 1'e bakalım. İngiltere'de, Britain diyoruz. Ne o? Bisküvi tüketimi neymiş arkadaşlar? Avrupa'nın geri kalanından daha yüksek. Şimdi size soruyorum. Birinci cümle kalırsa konu ne? İngiltere'de, Britanya'da bisküvi tüketimi. Ve yüksekliği. Konu bisküvi. 2'ye geldim. Oturduğunuzda bakın bu defa ne diyor? Çay, kahve ya da bisküvi diyor. Şimdi bisküviye özel bir vurgu yok. Konu ne? Bir celebrity history diyor aslında burada. Dikkat ediyorsanız değil mi? Bir ünlü tarihi. Ne demek bu? Şimdi anlayacağız. Arkadaşlar, en yaygın popüler gıda ve içeceklerden bazılarının adı ünlü insanlardan gelir. Buyurun. Celebrity history, ünlü insanlardan gelmesi o yenilen, içilen şeylerin adının. Devam. Buyurun, örneklerini veriyor. Değil mi? Garibaldi biskuit and classic Victoria sponge cake dedik. Arkadaşlar burada konu bisküvi değil ki. Bisküvi sadece arada geçen bir olay. Ben birinci cümleyi bırakırsam bütün parça bisküvi tüketimini anlatması lazım. Niye? Ana fikir bir kalırsa eğer. Okumaya devam ediyorum. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Rich, famous and talented historical celebrity. Yani eski bu zengin, ünlü ve yetenekli tarihi ünlü insanlar adlarını şunlara da verdiler. O zaman anlıyoruz ki eski ünlülerin isimlerinin verildiği yiyecek ve içecekler bizim konumuz. Ama bisküvi değil arkadaşlar. Özel olarak bisküvi değil. Bu da cevabı net bir şekilde ne yapar? Birinci cümle yapar. 2 normal beyaz zaten. Şurayı eliyoruz. Sorun kalmıyor arkadaşlar. Geçiyoruz 7'ye. Şimdi 7'de over the past few decades diye bir ifademiz var. Ne diyor? Son 20-30 yılda özellikle de diyor 1990'lardan beri ne varmış? Ciddi bir ilerleme varmış bilgi teknolojilerinde. Bir gidebilir, kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ben istersen biri atarım, böyle de başlarım gibi duruyor. Balıkla matlamıyorum arkadaşlar. Niye? Referans yok 2'de. Şimdi 1'e dönüyorum. Sosyal informatik, değil mi? Sosyal informatik de diyorlar bizde. Ne oluyor? Bu bir bilim olarak duruyor. Bir terimmiş. Neymiş arkadaşlar? Buyurun. Bilgi teknolojisi ile sosyal bilim tam kavşağında yatan bir terimdir. Şimdi size soruyorum. Benim sorumla ilerleyelim. Bir kalırsa bir özel olarak social informatics'i anlatıyor. Bütün parça onu anlatmalı. Peki ikinci cümleye baktığımda konu bilgi teknolojileri oldu. Bir anda genellendi. İlgisiz cümle sorularındaki sıkıntılardan biri de budur. Özel özel giderken genellerseniz yanlış olur o cümle. Ya da tam tersi, genel genel giderken özel inerseniz bu da bir arızadır. Şimdi burada social informatics'i anlattı. Ne güzel. 2'ye geldim. Dedi ki bilgi teknolojileri. Yani konu social informatics değil miydi? Diye bir soru işareti oluştu. 3'e geliyorum. 3'te iti gördün mü arkadaşlar? İti gördüysen bu it az önceki cümlenin öznesi olmalı. Referans. Değil mi? Dönüyorum. Burada ben yani çoğul bir ifade görüyorum zaten. Kaldı ki girişte de öyle bir it diyeceğim bir şey yok. O zaman aradaki 2'yi çektiğimde şu iti social informatics ile eşleştirebiliyor muyum?
eşleştiriyorum. Buyurun buraya yazın. Social informatics dedik. İki tane anlamı var. Birinci anlamı in the first. Görüyor musunuz arkadaşlar? In the second. Sonra in the second'ı sürdürüyor. Gördüğünüz üzere çok net bir şekilde özel, 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 arada gereksiz bir genel. Çizin, sevenleri buluşturun. Ve 8. soru. 2'den başlıyorum. 2'den başladığımda ne görüyorum arkadaşlar? Hunter Gatherer toplumlar, bu biliyorsunuz sosyal bilimlerin birçok parçasında durmadan çıkıyor karşımıza. Hoş, fende de kullanıyorlar. Besin değerini anlatan parçalar burada da olduğu gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Hunter Gatherer society'lerin neyi? Çeşitliliğinden bahsediyor. Bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? İşte avcılardan tutun kurak çevrelerdeki o gezginlere kadar uzanıyormuş. O çok önemli değil. Yüklemlere odaklanın arkadaşlar. Uzun cümleleri anlamak istiyorsanız yüklemler ve sağına odaklanın. İşin özü beyni oradadır. Şimdi 2'den baktığımda ben yüklem ne? Bu çeşitlilik şu anlama geliyor diyor. Neymiş arkadaşlar? Tek bir hunter getirir beslenme türü yok. Şimdi ben bu cümleyi okuduğumda 2'den başladım. Bir için gidebilir, kalabilir derim. Çünkü bir gitse de 2 ile başlayabilirim ben paragrafa. Referans yok. Other yok, this yok, these yok, they yok, it yok. Yok yani. Peki. O zaman 1'e de bakıyorum ki bağlantıyı kurabileyim. 1'deki konu ne? Arkeologlar diyor. Ne yapmışlar arkadaşlar? Eski yabani bitki ve hayvan gıdalarının besin analizlerini, değil mi arkadaşlar? Yapmışlar. Ve kalıntılarını kullanarak bunu, onlardan kalan gıdalardan vesaire. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Buyurun. Hunter Gatherer'ların tükettiği gıdaların analizini yapmışlar. Değil mi? Bunlar neymiş? Günümüze kadar uzanan arkadaşlar. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Bir, arkeologlar bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada eski Hunter Gatherer grubunun yiyecekleri bitki ya da hayvan olarak inceliyorlar. Onlardan kalan kalıntıları ve bunun üzerine yorum yapacaklar şimdi. 2'ye geliyorum. 2'nin yüklemi diyor ki birçok diyor Hunter Gatherer beslenme türü var. Birçok demiyor hocam demeyin. Tek bir tür yok. O zaman en az 2 ve daha fazla var demektir bu. Arkadaşlar konu çeşitliliği mi yoksa analizi mi bunların? Önemli olan nokta şu. Eğer ben burada diyorsam ki bir tane yok, birçok var, devamında saymak zorundayım. Ama devamında ilginç bir şekilde these reconstructions diyor. Reconstructions biliyorsun construction yapma, yapılandırma anlamında kullanılan bir ifade. Bu ne? Arkadaşlar arkeologlar topluyorlar. Bunlar üzerinde bir takım işlemlerle sonuca ulaşmıyorlar mı? İşte buna biz these reconstruction diyoruz. Bu yapılandırmalar, bu bulunan şeyler diyeyim buna. O zaman şunun karşılığı burada değil. Bunun karşılığı şurada. Temizliğimizi yapalım. Şunun karşılığı nerede? Birinci cümlede arkadaşlar. O zaman aradaki ifadeyi attığımda dikkat ederseniz konu bitki ve hayvanlardı zaten. Burada da bitkisel gıdalardan bahsediyor arkadaşlar. Bu bütün enerjinin %70'i diyor. Arkasından devam ediyorsun arkadaşlar. Proteinlerde %20'sini oluşturuyor. Sonra vitamin ve minerallere de değiniyor. Zaten şu üçü birbirinin devamı. Bu da ana konu. Mecbursunuz zaten bunu atmayı aradan arkadaşlar. Doğru mu? Okey. Geçiyorum. İkinci cümle dedik buna. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci cümleye bakarak başlıyorum. İki nerede? İki burada his diye bir ifade var değil mi? Onun yolculukları. Sevgili arkadaşlar his diyorsa bir kalıyor. Niye? Kim bu his? Bilmek zorundayım. Biri attığım anda parça onun diye başlar ki bu mantıklı değil. Ki bu mantıklı değil. Peki bir kalıyor. O zaman bir kalıyorsa parçayı okuyorum şimdi. Ne diyor? Dünya tarihi açısından bakıldığında Kolomb diyor çok şey başardı. Doğru. Çok şey başardı. Şimdi bir kalıyorsa. Bir kalıyorsa ki kalıyor. Hizden dolayı mecbur kalacak. Peki bir kalıyorsa, koruma altındaysa bir. Ana fikir Kolomb'un başarıları değil mi? Güzel. Şimdi devam ediyorum. Onun yolculukları bir şeyleri ispatlıyor. Atlantik'in geçilebildiğini. Buyurun alın size başarı. Gayet güzel. Geçtim buraya. Ama dedi,
Sevgili arkadaşlar, ama dediği anda siz buradaki artıları eksiye dönüştürmek durumundasınız. Bakalım dönüştürmüş mü? Ama diyor, biz net bir harita çıkaramıyoruz Kolomb'un seyahatleriyle ilgili. Tamam, dönüştürmüş. Bilmiyoruz diyor, onun coğrafya bilgisinin boyutunu bilmiyoruz. Eksi. Tamam dedim, sorun yok. Şimdilik hadi bakalım. Üçe dikkat. Bu gerçek karşılığında başkalarını da teşvik ediyor. Arkadaşlar, eksiden bahsediyorduk. Biz bilmiyoruz diyor onun bilgisini. Bizim bilmememiz mi teşvik ediyor? Hayır. Dikkat lütfen. Onun yolculukları bir şeyleri ispatlıyor. Sonra onun yolculuklarının ispatlaması gerçeği başkalarını da teşvik ediyor dediğiniz anda 3 aradan gider. 4'e geçelim. Devam ettik arkadaşlar. 4'te ne var? 4'te de özellikle bizim ifade etmemiz gereken, 4'te zaten enkayet adı demişti. 5'e bakalım şimdi. 5'te ne var? Bir keşif var, bir dönüşüm var. Görüyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, artı, 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 artı giden cümlenin ortasında bir eksi var. Hocam however'la eksiye geçer. Geçti. Devamında niye artı devam ediyor o zaman demek zorundasınız. Yani however'la bir geçiş yaptıysanız o geçişi sürdürmelisiniz arkadaşlar. Arada bir hadi eksi yapayım sonra kafama göre direkt artıyla sürdürürüm diye bir olay yok akışta. Akışı bozar. Geçiyorum. 10. 10'da ikinci cümleden başlıyorum. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar diyor bitkileri yakıyorlar. Burnt herb. Gördünüz mü? Ne? Tanrılara sunmak buradaki temel felsefe. Peki 1'e döndüm. Bu istersem 1 için gider kalır da diyebilirim. Çünkü referans yok, virgüllü bağlaç yok burada. Şimdi ne yapıyorum? Konu 1'e dönüyorum tabii haliyle. Bitkileri yakmak saflaştırma amaçlı. Görüyor musun arkadaşlar? Neymiş? Kültürlerde yaygınmış. Bakın her şeyi çevirmeye çalışmayın. Özneyi okuyun, yüklemle bağlantıyı kurun, bir çerçeve oluşturun kafanızda. Konu bitkileri yakmak, kültürlerde yaygın bir durum. O zaman konu bitkileri yakmak dediğimiz olay net. İkiye geliyorum. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar bitkileri yakıyordu. Ne güzel. Bakın sürüyor, devam ediyor. Tanrılara sunmak için. Bu eski Yunan ve Mısır dedikten sonra Çin'de dersem... Bir gelenek var diyebiliyor muyum? Bir görenek var. Yine arkadaşlar bir yakma kutsal bitkilerle ilgili hala devam ediyor. Sevgili arkadaşlarım, şimdi dikkat. 3 okuyacağım ama 3'ten sonra karşıma bir D çıkıyor. Benim arkadaşım şunu yapmak zorunda. Ya diyor, burada bir D var. Bu D'in şu cümlenin başına gittiğimde one'la karşılanması mümkün değil. Peki ben D'yi bir önceye gitsem, Çin'de Naxi halkından bahsediyor mu? Çoğul bakın. O zaman ben bu Naxi'ye D diyemez miyim? Derim. Dediğim anda 4. cümle boşa düşer arkadaşlar. Çünkü D'in karşılığı yok burada. Anlaşıldı mı? Okey. Başka da yapacak bir şey var mı? Yok, bence kolay bir soruydu. Bu anlamda dedik. Cevap. Aradaki 4'ü çekerek sağlanabiliyor burada. Okey. 11. soruya geçelim.